Evet, Datça'dan çıkışımızı yaptık. Şimdi Türkiye yurt dışı çıkışı Simi'ye doğru seyrimizi gerçekleştiriyoruz. Simi'de Pedi koyunda kalmayı düşünüyoruz. Pedi'de kalıp hani girişi Rodos'tan yapacağız. Pedi'nin koyunda tekneden karaya çıkmadan orada bugünü geçirmeyi düşünüyoruz. Evet, küçük kaptan dümen başında. Teknenin yönünü çok güzel tutuyor. Şu an Simi açıklarındayız. Simi'nin Pedi koyunda öğlen molası verdikten sonra Rodos'a gitmeye karar verdik. Bugün hava deniz bayağı sakin gözüküyor çünkü. Küçük kaptan bizi çok güzel bir şekilde götürüyor. Baba, bu karadan sonra dönecek miyim? Evet yavrucuğum. Allah'a helal olsun. Evet, Pedi koyuna geldik. Birazdan demir atıp Alarga'da bir saat yemek molası verip burada sonra Rodos'a doğru ilerleyeceğiz. 4 saatlik seyirle Rodos'a akşamüstü varmayı planlıyoruz. Pedi koyu da gayet korunaklı bir yer. Güzel evler var çok. Saatimiz var. Motor yerken hafif de çalkantılı bir şekilde gidiyoruz. Şu an için 2 saatimiz var. Seyir sıkıntısız ilerliyor. Normalde bu saatlerde çok sert denizler olur genel olarak ama şu an itibariyle gayet bu deniz için sakin bir havada gidiyoruz. Evet, Rodos'ta Rodos Marina'ya yanaştık. Şimdi Rodos'ta bir şehir turu yapmaya çıkıyoruz. Rodos Kalesi. Keşif yapıyoruz şu an. Neresi? Öğrenmeye çalışıyoruz burada. Çok güzel ya. Güzel değil mi? Aha. Adeta tarih fışkırıyor sokaklar. Evet. Şu sokaklara baksana yani. İşte sen. KFC'li Ruffles var. Pizza Hut'lu Lay's var. Bu fiyatlar. Ne? Fiyatlar 3,5 TL gibi gözüküyor ki ama değil. Eskişehir Şövalyeler Caddesi'ne gidiyoruz şimdi. Rodos'u tekrar dolaşmaya devam ediyoruz. 3 gün burada kalacağız. Öğleden sonra akşamüstü çıkıyoruz gezmeye. Tarihi, yani orta çağda geziyormuş gibi bir his veriyor. Değil mi o? Evet. İnanılmaz bir yer ya. Ve buranın yıllarca korunması daha da muhteşem.
Kızım sanki burası orta çağda kalmış, hiçbir değişme yok. Hatta şurada bir eski tarihi lahit mi duruyor ya evin tam yanında? Nerede? Hemen şurada. Can, şu an tarihlerden ne biliyor musun? Ne? 1700. Burası tarihi İbrahim Ağa Paşa Camii. Hala ibadete açık olan camilerden bir tanesiymiş Rodos. Hala eskisi gibi duruyor. Alanya'da kaldık ama sert bir havaya denk geldik. Pazar akşamına kadar sürüyor. Alanya'dan rahatsız olduğumuz için kendimizi buradaki taş iskeleye attık. Bağlanırken bağlanmamızda iki tane İtalyan arkadaş vardı. Onlar botlarıyla şu tekneden botlarıyla bize yardıma geldiler. Teknenin halatlarına bağlamamıza yardım ettiler. Şimdilik iki gün bu koyda bekleyeceğiz. Evet, şu yan iskelenin, taş iskelenin orada ayaklarında bir istiridye topladık şimdi. Bunların içinde. Şimdi bunların kaynatıp yemeğini yapacağız. Bayağı halat gibi, şurada teknenin ipi dizilmiş istiridyeler var. İpte bir deneyeceğiz. Pedi'den Simi'ye geldik şimdi. Tekneyi güvene aldıktan sonra buranın limanı daha az hava alıyor anladığım kadarıyla. Ama çok sıkışıktı. Yer sorunu var buranın özellikle. Cumartesi, pazar günleri burada yer sorunu oluyor diye biz fazla gelmeyi tercih etmemiştik. Evet, Simi'de son gecemiz, akşamüstümüz. Çok güzel bir gün batımı var. Hava çok sakinledi. İki gün bayağı kuvvetli estikten sonra. Şimdi tam limanın sonunda şu saat kulesinin altında port polis var. Burada gümrük çıkış işlemlerimizi yapacağız. Pasaportlarımızı ve transit dokumuzu işletip. Sonra bir yer daha var tam şu karşıda. Coast Guard dedikleri sahil güvenliğe gidip orada da bir damga tekrar yapıyorlar, veriyor, atıyorlar. Tam nereye attıklarını bilmiyorum da. 5 euro bir ödeme yapıp ülkeden çıkış yapmış olacağız. Ne bakıyorsun? Magnet. Geldik gene Datça'ya. Ne diyorsun? Çok güzel. Güzel. Bence de çok güzel. Ne baktınız? Bakayım kolyeni. Vay, çok güzel. Thank you.
kalıyor Allah'tan. Yoksa burada bayağı bir karışıklık oluyor. Biz de Alarga'da demirdeyiz. Bosna Kancası dediğimiz. Şuraya ırgatın bir alan alıp bağlayın. Nasıl geçti bu yıl? İyi geçti. Çok dalgalar ve rüzgar oldu. Evet, 2-3 kat dalga ve rüzgarla biraz savaştı. Hangi yeri en çok beğendin bu sefer gezdiğimiz yerlerle arasında? Rodos'u beğendim. Rodos'u mu? Evet, çok tarihi yerler var değil mi orada? Çok... Evet. Evet, yani bu tur nasıl geçti? İyi de güzel de güzel geçti. Çok iyi ve tarihi yerler gördüm. Peki en çok hangi, nereyi beğendin sen? Ben de Rodos'u beğendim. Çünkü hani o kalede olmak, o kaleyi görmek, hani adeta eski ve yeni bir arada.